Kurtuluş Savaşı'nı anlattığımız belgeselimizin 5. bölümüyle karşınızdayız. 1921 yılı milli mücadele tarihinin en kritik yılı sayılabilir. Öncelikle baştan sona savaş yıldır. 1. ve 2. İnönü, Eskişehir-Afyon muharebeleri, Antep, Adana, Aslıhanlar, Kütahya-Eskişehir muharebeleri ve nihayet Sakarya Meydan Muharebesi. O yıl aynı zamanda Anadolu Türkiye'sinin ilk dar kapsamlı anayasası yapıldı. Mustafa Kemal'in başkumandanlık ve maraşal rütbesiyle gazi ünvanını alması ve mecliste kendisine karşı muhalefetin güçlenmesi de 1921 yılı içinde oldu. Ocak 1921'de kabul edilen yeni anayasanın hazırlıkları Ankara'nın en önemli müttefiki Bolşevik Rusya'ya ılımlı mesajlar ileten sol kavramlarla 1920 sonbaharında başladı. Mustafa Kemal Paşa'ya resmi Komünist Partisi'ni kurduran süreç şöyle gelişti. Evvela Bolşevik sempatizanı sol hareketler Mustafa Kemal Paşa'yı tedirgin edecek derecede güçlendi. Öyle ki mecliste yapılan İçişleri Bakanı seçimini Mustafa Kemal'in adayı Refet Paşa kaybetti. Halk İştirakiyun yani Komünist Partisi kurucularından Doktor Nazım Bey kazandı. Mustafa Kemal duruma hemen müdahale etmezse Bolşevizm yanlısı sol akımların kontrolden çıkacağını anlamıştı. Eylül 1920 günü meclis oturumunda İçişleri Bakanı seçilecekti. O zamanki sistemde bakanlar mecliste yapılan oylama ile belirleniyordu. Büyük Millet Meclisi'nde Halk Zümresi adıyla son derece güçlü bir sol grup bulunuyordu. İçişleri Bakanlığı için Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa, Albay Refet Bey'i kendi adayı olarak gösterdi. Halk Zümresi'nin adayı ise Tokat mebusu Doktor Nazım Bey'di. Nazım Bey komünistti. Komünist olduğu herkesçe biliniyordu. Mecliste yapılan oylamada ilk turda adaylar gerekli çoğunluğu sağlayamadı. İkinci tur oylamada 187 oy kullanıldı. Mustafa Kemal'in adayı Refet Bey 65 oy alırken Komünist Nazım Bey 98 oyla İçişleri Bakanlığı'na seçildi. Daha 3 ay önce Haziran ayında kurulan Solcu Halk Zümresi Eylül ayında böylesine güçlenmişti. Mustafa Kemal Paşa meclisteki İçişleri Bakanlığı seçiminden 2 gün önce 2 Eylül'de Fransız Le Journal gazetesine şu beyanatı vermişti. Arkamda bütün İslam dünyası, yanımda bana elini uzatan daha büyük bir müttefik var. 2 gün önce bu sözlerle Batı dünyasına meydan okuyan Mustafa Kemal Paşa, mecliste kendi adayının değil de bir komünistin İçişleri Bakanı seçilmesine şiddetle itiraz etti. Bu seçimi tanımadığını beyan etti. İçişleri Bakanı sıfatıyla ziyaretine gelen Nazım Bey'i kabul etmedi. Meclisin gizli oturumunda Nazım Bey'in yabancı çevrelere casusluk ettiğinden asla şüphe etmediğini, bu seçimin memleketin büyük menfaatine zarar vereceğini söyledi. Nazım Bey istifa etmek zorunda kaldı. 6 Eylül'de yapılan yeni oylamada Mustafa Kemal'in adayı Refet Bey 187 oydan 131'ini alarak İçişleri Bakanı seçildi. Atatürk 1927'de okuyacağı nutukta da Nazım Bey'i ecnebi çevrelere casusluk etmekle suçlayacaktı. Bununla kastettiği kendisinin de dostluk kurup yardım almaya çalıştığı Sovyet Rusya'ydı.
Nazım Bey bakanlıktan istifa ettirilmişti fakat Anadolu'da komünist takımlar güçleniyordu. Halk Zümresi adlı grup 1921 anayasasının hazırlanmasında da etkili olacaktı. Bolşevizmin anti-emperyalist yönü subaylar üzerinde o kadar etkili olmuştu ki Doğu cephesinde Kazım Karabekir'in subayları kızıl şeritli kalpak giymeye, Kızıl Ordu'daki gibi apoletlerini atmaya başlamış, Karabekir bir emirnameyle bunu yasaklamış, durumu da Mustafa Kemal'e bildirmişti. Komünist propaganda merkezlerinden biri Sovyetleştirilmiş Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ydü. Burada Moskova tarafından desteklenen Mustafa Suppi, Doğu Halkları Kurultayı'ndan hemen sonra Bakü'de dönemin önde gelen Türk sosyalistlerinden Ethem Nejat'la birlikte bir süre önce kurulmuş olan Türkiye Komünist Partisi'ni 10 Eylül'deki kongreyle kendi denetimi altına aldı. 1000 kadar silahlı militanla birlikte Türkiye'ye gelerek Anadolu'daki milli hareketin yerine Moskova'daki 3. Enternasyonel'e bağlı bir komünist rejim kurmayı düşünüyordu. Mustafa Kemal Paşa 16 Eylül'de Eskişehir'deki Ali Fuat Paşa'ya gönderdiği uzun telgrafta Bolşeviklerin Türk ve İslam memleketlerinde mutlak hakimiyet arzusunda olduğunu belirterek şunları yazdı. Memleketimizde Bolşevik teşkilatı vücuda getirmek için fevkalade faaliyete başlamışlardır. Bakü'ye gönderdikleri Mustafa Suppi ve arkadaşları vasıtasıyla Türkiye Komünist Genel Merkezi'ni meydana getirdiler. Mustafa Kemal, Bolşeviklerin sosyal devrim yoluyla Türkiye'ye hakim olmaya çalıştıklarını belirterek, bunun karşılığında hükümet emriyle reform fikrini savunuyordu. Biz bu durumda, evvel emirde memleketi elimizde muhafaza ve ne reform lazımsa hükümet vasıtasıyla yaparak anarşi ve inkılap suretiyle Rus tabiyetine mani olmak kararlarını ve talimatlarını verdik. Bolşeviklerin halk devrimi tezine karşı Mustafa Kemal daima hükümet eliyle reform fikrini savunacaktı. Kazım Karabekir de Ankara'ya gönderdiği telgrafta Mustafa Suppi'yi Lenin'in itimadını kazanmış, dolgun bütçeli biri olarak nitelendiriyordu. Bu tespitler ve şüpheler sebebiyle Mustafa Suppi'nin silahlı adamlarıyla Anadolu'ya girmesine izin verilmedi. Ancak Mustafa Suppi ve Ethem Nejad'ın sivil arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'ye gelmelerine izin verildi. İzni Mustafa Kemal ve Karabekir verdi. Mustafa Suppi ve arkadaşları Erzurum'a geldi. Kazım Karabekir tarafından kabul edildi. Oradan Trabzon'a geçtiler. Amaçları Ankara'ya gidip Mustafa Kemal'le görüşmek, komünist faaliyetler için izin çıkarmaktı. Ancak Trabzon'da Yahya Kaptan'ın adamları tarafından Karadeniz açıklarında boğularak öldürüldüler. Bu cinayetin perde arkası hala tartışmalıdır. Giderek ağırlık kazanan görüş, Mustafa Suppi ve arkadaşlarının Enver Paşa'ya yakın iddiatçı bir çevre tarafından öldürüldüğü şeklindedir. Enver Paşa o günlerde Moskova'nın da desteğini alarak Mustafa Kemal'in yerine Anadolu hareketinin başına geçmeyi planlıyordu. Yahya Kaptan ya da Yahya Kahya sıkı bir iddiatçıydı, Enver Paşa'ya bağlıydı. Mustafa Kemal Paşa bir yandan Bolşevik Rusya ile dostluk kurup onlardan yardım almak istiyor, bunun için kendisi de Bolşevizm yanlısı gibi konuşmalar yapıyordu. Bir yandan da Bolşevizm etkisiyle gelişen ve Moskova tarafından desteklenen komünist hareketleri etkisizleştirmek için tedbirler alıyordu. Bolşevik Rusya'nın emperyalizme karşı milli mücadeleyi desteklemenin ötesinde Anadolu'da bir Bolşevik ihtilali örgütlemeye çalıştığı şüphesini güçlendiren olaylardan biri de ilk Sovyet yardımını getiren Rus temsilcinin hemen Ankara'daki Bolşevik yanlısı gruplarla temasa geçmiş olmasıydı. Ankara'ya gönderilen ilk Sovyet temsilcisi elçilik başkatibi Upmal Angarski'ydi. Angarski 8 Eylül'de yardım olarak getirdiği 400 kilo altınla Erzurum'a gelmişti. Fakat 200 kişilik Sovyet heyeti pek öyle diplomatik bir heyete benzemiyordu. Karabekir'in durumu Ankara'ya bildirmesi üzerine Genelkurmay Başkanı Albay İsmet Bey Karabekir'e şu telgrafı çekti. Gelen Rus heyeti bir elçilik heyeti değil,
Memleketimizde teşkilat ve inkılaplar yaparak idareyi üstüne almakla görevlendirilmiş bir heyet manzarası göstermektedir. Albay İsmet Bey Upma Langarski'nin izinsiz telgraf merkezi kurmaya kalktığını, komünist inkılabı yapmak suretiyle memleketi kayıtsız şartsız Sovyet emellerine tabi satılık bir esir haline getirmek için faaliyetlerde bulunduğunu belirtiyor, Kazım Karabekir'den Şark ordusunun da tedbirler almasını istiyordu. Zira Ankara ve Batı'daki tedbirleri Mustafa Kemal Paşa ve Ali Fuat Paşa alıyordu. 8 Eylül'de Erzurum'a ulaşan Upma Langarski, 4 Ekim'de Ankara'ya geldi. Tanıklara göre o güne kadar hiçbir yabancıya gösterilmeyen hararetli tezahürlerle karşılandı. Mustafa Kemal'in gazetesi Hakimiyet-i Milliye, Upmalı hürmet ve dostlukla selamlamayı ilk vazife biliriz diyerek başyazı yayınladı. Yoldaş kelimesini Ankara'nın da kabul ettiğini, çünkü aynı yolda yürüdüklerini, aynı gayeye doğru giden yoldaşlar olduklarını yazdı. Langarski Ankara'da hemen siyasi faaliyetlere başladı. Komünist olarak tanınan mebuslar başta olmak üzere Halk Zümresi ve Yeşil Ordu gibi sol örgütlenmelerle sıkı ilişkiler kurdu. Halk Zümresi meclis içinde faaliyet gösteriyordu. Yeşil Ordu adlı örgüt ise Çerkez Ethem'in de katılmasıyla önemli bir silahlı güç haline gelmiş, mecliste üyeleri bulunan bir sol örgüttü. Doğu milletlerinin Batı emperyalizminden kurtulmasını savunan Bolşevizm, Mustafa Kemal ve arkadaşlarınca yardım alınabilecek bir müttefik olarak görülüyordu. Milli hareket içindeki solcularsa ideolojik olarak Bolşevizme sempatiyle bakıyorlardı. İslam'la sosyalizm arasında benzerlik kurarak Bolşevizmi savunanlar da vardı. Bu sebeplerle solcu Yeşil Ordu ve meclisteki Halk Zümresi adlı sol grup hayli güçlenmişti. Milli mücadelede Batı emperyalizmine karşı tüm Doğu milletlerinin kurtuluşu son derece önemli, etkili bir siyasi inançtır. Milliyetçiler, İslamcılar, komünistler ve solcular, Halide Edip Adıvar'ın Doğu mefkûresi dediği bu siyasi inançta birleşmişlerdir. Milli mücadeledeki sol akımlar konusunda ayrıntılara girmek bir belgesel için imkansızdır. Bu konuda Mete Tunçay hocamızın Türkiye'de Sol Akımlar adlı eserini tavsiye etmekle yetiniyoruz. Milli mücadele ruhunu anlamak bakımından şu önemlidir. O sırada İslami bir söylemle sosyalist bir söylemde bu açıdan önemli yakınlıklar vardı. Bursa mebusu Şeyh Servet Efendi ile Tokat mebusu komünist Doktor Nazım Bey ve Mustafa Kemal'in en güvendiği isimlerden Yunus Nadi Bey, Yeşil Ordu'da ve Halk Zümresi'nde beraberdiler. Bunlara üyeydiler. Bursa milletvekili Şeyh Servet Efendi, Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman olunca bütün servetini fakirlere dağıttığını hatırlatarak, Bolşevizmin de böyle bir düzen amaçladığını söylüyordu. Şeyh Efendi'ye göre Bolşevizm, asr-ı saadetin müşterek samimiyetini ihya etmeye çalışıyordu. Bolşevizm, nihai zaferi kazanınca Anadolu insanı da bütün felaket ve musibetlerden kurtulacaktı. Yeşil Ordu önceleri adeta efsaneydi, sonra gerçek oldu. Rusyalı Türklerin ve Müslümanların yeşil bayraklı bir ordu kurduğu, Anadolu'ya girip düşmanı kovacağı inancı önce efsane olarak yayıldı. Kazım Karabekir bazı dadaşları toplayıp Yeşil Ordu Birlikleri adıyla Ankara'ya göndererek moral takviyesi yaptı. Ankara'nın başlangıçta bu efsaneyi halka moral vermek için kullanmak istediği anlaşılıyor. Genelkurmay Başkanı Albay İsmet Bey, 8 Temmuz 1920 günü meclisteki konuşmasında Azerbaycan taraflarından Yeşil Bayraklı Kuvvetlerin geleceği söylentilerine değinerek şunları söyledi. Gelmekte olduğundan bahsedilen kuvvetse bizim kuvvetimizi pek çok artırmaz. Fakat Şark ve İslam aleminin bizim mukadderatımızla ne kadar yakından alakadar olduğunu göstereceği için bizce kıymetlidir. İşin efsane tarafı böyle.
Gerçekte ise Solcu Yeşil Ordu Temmuz 1920'de kuruldu. Milli Ordu henüz yeterince teşkilatlanıp güçlenmediği için ortam müsaitti. Yeşil Orducular Mustafa Kemal'in de bunu onayladığı söylentisini yayarak hızla örgütlendiler. Kurucular şu isimlerdi: Sağlık Bakanı Doktor Adnan, Maliye Bakanı Hakkı Behiç, Tokat Mebusu Doktor Nazım, İzmit Mebusları Sırrı ve Hamdi Beyler, Muğla Mebusu Yunus Nadi, Manisa Mebusları Hüsrev Sami ve Eyüp Sabri, Doktor Mustafa, Bursa Mebusu Şeyh Servet Efendi ve Muhittin Baha Bey, Afyon Mebusu Mehmet Şükrü Bey. Daha sonra katılanlar veteriner binbaşı Salih Hacıoğlu, Eskişehir Mebusu Hüsrev Sami, eski kaymakam Vakkas Ferit, öğretmen Mustafa Nuri, gazeteci Arif Oruç, Meclis Basım Evi Müdürü Feridun Kandemir, Konya Mebusu Refik ve Kuvayi Seyyare Kuvvetler Kumandanı Ethem. Kuvayi Seyyare yani Milis Kumandanı Ethem Bey'in katılması Yeşil Ordu'yu önemli bir silahlı güç haline getirmişti. Ethem gün gelecek kendisini güçlü hissettiğinde Mustafa Kemal Paşa hakkında Büyük Millet Meclisi Reisi'ni meclisin önünde asacağım diye konuşacaktı. Silahlı Yeşil Ordu'nun meclisteki kolu Halk Zümresi'ydi. Halk Zümresi'nin programını Yunus Nadi yazdı ve 8 Eylül 1920'de yine Yunus Nadi'nin Yeni Gün adlı gazetesinde yayınlandı. Halk Zümresi'nin programı 28 maddeydi. Giriş bölümü maksat ve meslek yani amaç ve öğreti başlığını taşıyor, kapitalizm ve emperyalizme karşı çıkıyordu. Bu son derece önemliydi çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın 1921 Anayasası'nın giriş kısmında da bu ifadeler yer alacaktı. Batı demokrasilerini kapitalist olmakla eleştiren programın 3. maddesi şöyleydi: Zümre, İslamiyet'in kutsi esaslarına dayanarak asr-ı saadetteki müşterek samimiyeti iadeye ve batıdan gelen ahlak bozukluklarını, tahakküm ve ihtirasları gidermeye ve imhaya çalışmakla yolunu hak yolu, Allah yolu bilir. Tarihçi Mete Tunçay, meclisteki Halk Zümresi grubunun Yeşil Ordu'dan ayrı bir kuruluş olmayıp onun meclis grubu niteliğinde olduğunu belirtir. Sovyet yazarı Şamsuddinov'un Türkiye Ulusal Kurtuluş Savaşı Tarihi adlı kitabında yazdığına göre de Halk Zümresi, Bolşevik eğilimli bir programa sahip olan ve silahlı milislerden oluşan Yeşil Ordu adlı yarı gizli örgütün meclis fraksiyonu niteliğindeydi. Halk Zümresi'ni oluşturan mebusların sayısı 85 gibi yüksek bir rakamı buluyordu. Bu, o sırada meclis oturumlarına katılan ortalama mebus sayısının yarısı civarında bir rakamdı. Solcu Halk Zümresi'ni Kur'an'a el basarak kurmuşlardı. Büyük Millet Meclisi'nin adını Halkın Büyük Şurası olarak değiştirmek istiyorlardı. O dönemde şura terimi Sovyet kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktaydı. Çerkez Ethem'in 6000 silahlı milisten oluşan Kuvayi Seyyare, Seyyar Kuvvetler adlı birliklerinin tümüyle Yeşil Ordu'ya katılması, Yeşil Ordu'nun Bolşevik yanlısı olması ve Milli Ordu'yu reddetmesi, mecliste de Halk Zümresi adıyla kalabalık bir gruba dayanması, Mustafa Kemal'i ve Milli Hareket'i son derece kaygılandırdı. Başlangıçta Yeşil Ordu örgütlenmesine ses çıkarmadığı anlaşılan Mustafa Kemal, zamanla endişelenmişti. Mustafa Kemal, bir yandan kontrol dışı sol akımlara, Yeşil Ordu ve Halk Zümresi'ne karşı tedbirler alırken, bir yandan da Bolşevik yanlısı görünerek Moskova'dan askeri yardım almaya çalışıyordu. Tarihçi Stanford Shaw'un yazdığı gibi, Mustafa Kemal'in Yeşil Ordu ve Halk Zümresi gibi sol örgütlenmelere başlangıçta hoşgörülü davranmasının sebebi, Moskova'ya yakın görünerek yardım almak istemesidir. Moskova'da Mustafa Kemal'i ve Milli Hareket'i yanına çekmeye çalışıyordu. Mustafa Kemal'in temaslarda bulunmak ve nabız yoklamak için Moskova'ya gönderdiği Halil Paşa, ünlü kutulamare kahramanı Halil Paşa, Halil Yoldaş imzalı raporunda Rusların Mustafa Kemal'den sosyal programını ortaya koymasını istediklerini bildirdi. Tabii bu programın antikapitalist, anti-emperyalist olmasını istiyorlardı. 3 Ağustos'ta
Bu mesajı alan Mustafa Kemal 13 Eylül 1920 günü meclis reisi imzasıyla meclise bir halkçılık programı sundu. Mustafa Kemal'in meclise sunduğu programın zamanlaması çok dikkat çekiciydi. Süreç şöyle gelişmişti. 1 Eylül, 3. Enternasyonel'in yani Bolşevik Rusya'nın girişimi olarak Bakü Doğu Halkları Kurultayı toplandı. Mustafa Kemal de kurultaya temsilciler gönderdi. 4 Eylül, mecliste yapılan oylamada Mustafa Kemal'in adayı Refet Bey kaybetti. İçişleri Bakanlığı'na halk zümresinin desteklediği komünist Doktor Nazım Bey seçildi. 8 Eylül, Yunus Nadi Bey'in Yeni Gün adlı gazetesinde halk zümresinin programı yayımlandı. 10 Eylül, Bakü'de Türkiye Komünist Partisi'nin ilk kongresi Mustafa Supi'nin önderliğinde yapıldı. 13 Eylül, Mustafa Kemal meclise halkçılık programı adıyla bir önerge verdi. Solcu bir metin niteliğindeki program, aynı zamanda 1921 Anayasası'nın başlangıç bölümü olarak meclise sunulmuştu. 18 Eylül, Mustafa Kemal'in iki bölümden oluşan halkçılık programı mecliste okundu. İlk dört maddeden oluşan maksat ve meslek, yani amaç ve öğreti bölümü, anti-emperyalist bir siyasi bildiri niteliğindeydi. İkinci bölümü ise 31 maddelik Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, yani 1921 Anayasası taslağıydı. Mustafa Kemal'in önergesindeki maksat ve meslek bölümü büyük ölçüde halk zümresinin programındaki maksat ve meslek bölümünden alınmıştı. Mustafa Kemal'in metninde Büyük Millet Meclisi hükümetinin maksat ve mesleği yani temel öğretisi özetle şöyle anlatılıyordu. Madde 1. Bağımsızlığı sağlamak, saltanat ve hilafeti kurtarmak. Madde 2. Halkı emperyalizm ve kapitalizm tahakkümünden ve zulmünden kurtararak irade ve hakimiyetin hakiki sahibi kılmak. Madde 3. Milletin hayat ve istiklaline suikast eden emperyalist ve kapitalist düşmanlarla işbirliği yapanları cezalandırmak ve orduyu sağlamlaştırmak. Madde 4. Halkın yoksulluğunu gidermek için toprak, eğitim, adliye, maliye, iktisat ve genel olarak toplumsal meselelerde yenilikler yapmak. Tarihçi Tarık Zafer Tuna'ya da programda emperyalist ve kapitalist tahakkümle mücadele vurgusunun yer almasında Sovyet politikasının etkisinin olduğunu belirtir. Mustafa Kemal'in halkçılık programı adıyla meclise sunduğu metnin 8. maddesinde de Ankara hükümetinin halk hükümeti olduğu yazılmaktaydı. Halk hükümeti sol bir kavramdı. Ocak 1921'de anayasa kabul edilirken bu kavram metinden çıkarılacaktı. Mustafa Kemal'in halkçılık programı önergesinin emperyalizm ve kapitalizmle mücadeleden bahseden ilk bölümü meclisin 18 Kasım'daki oturumunda halk zümresinin programındaki aynı bölümle birleştirildi. Büyük Millet Meclisi'nin beyannamesi adıyla bildiri olarak yayınlandı. Bildiri, kapitalizme ve emperyalizme karşı mücadele ilanı niteliğindeydi. Kapitalizm ve emperyalizm karşıtı ifadeler mecliste coşkulu ve sürekli alkışlarla onaylandı. Beyanname şu cümleyle başlıyordu. Emperyalist devletlerin devlet ve milletimizin hayatını açıkça kastetmeleri neticesinde meşru müdafaa için toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi. 5 paragraftan oluşan meclis beyannamesi, halk zümresi programının ve Mustafa Kemal'in halkçılık programının maksat ve meslek bölümlerinin neredeyse tekrarıydı. 1921 Anayasası taslağı ise artık ayrı bir metindi. Kuvvetler Birliği ilkesine dayanan 1921 Anayasası'nı gelecek bölümde anlatacağız. 18 Kasım'da yayınlanan meclis beyannamesinde halk zümresinin programıyla Mustafa Kemal'in halkçılık programını adını verdiği önergenin kapitalizme ve emperyalizme karşı ifadeleri bir araya gelmişti. Mustafa Kemal hemen harekete geçerek halk zümresi ve Yeşil Ordu içinde sözü geçen insanlarla görüştü. Örgütlerinizi bırakın, dağıtın, gelin beraber olalım diye kimine talimat verdi, kiminden rica etti. Kimine de tavsiyede bulundu.
halk zümresi de Yeşil Ordu'da dağılmaya başladı. Mustafa Kemal bir de resmi Komünist Partisi kurdurdu. Amacı komünizme sırf anti-emperyalist olduğu için samimiyetle inananları kendisinin kontrol ettiği bu partide toplayarak Moskova çizgisindeki komünist örgütleri dağıtmaktı. Mustafa Kemal, Halk Zümresi ve Yeşil Ordu gibi sol grupları ve komünist akımları etkisizleştirmek için uyguladığı stratejiyi 16 Eylül 1920'de Eskişehir'deki 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa'ya çektiği uzun telgrafta özetle şöyle anlattı. Kayıtsız şartsız Rus tabiyeti demek olan dahildeki komünizm teşkilatı, gaye itibariyle tamamen bizim aleyhimizedir. Gizli komünizm teşkilatını her surette durdurmak ve kovmak mecburiyetindeyiz. Meclise sonradan meydana çıkan halk zümresi bizim tanıdığımız arkadaşlardır. Bunları hükümetten ayrı bir zümre yapmaktan vazgeçirmek istedik, mümkün olamadı. Fakat şimdi halkçılık programı adı altında hükümetçe bir programı kabul ettik. Halk zümresi kendiliğinden dağılmış gibidir. Ne yapılacaksa hükümet vasıtasıyla yapmaktır. Tabii ki komünizm ve bolşevizme alenen aleyhtarlığı uygun görmem. Mustafa Kemal komünist ve bolşevik akımlara karşı tedbir alıyor fakat bunlara karşı açıkça düşmanlık yapılmasını doğru bulmuyordu. Çünkü Rusya'dan yardım alacaktı. Halk zümresi ve Yeşil Ordu dağıldıktan sonra 18 Ekim 1920 günü Türkiye Komünist Fırkası'nı kurdurdu. Buna tarihçiler Resmi Komünist Partisi veya Danışıklı Komünist Partisi diyorlar. Resmi TKP'nin genel sekreteri Yeşil Ordu kökenli Hakkı Behiç'ti. Kurucular arasında Tevfik Rüştü, Mahmut Esat gibi sol Kemalistler, Yunus Nadi ve Eyüp Sabri gibi halk zümresinden gelenler, Topçu İhsan, Refik, Celal gibi solla ilgisiz isimler vardı. Hatta birçok kaynakta Fevzi, Ali Fuat Paşa, İsmet, Refet, Kazım gibi kumandanlar, İsmail Supi Soysallı, Besim Atalay gibi isimler de kurucular arasında zikrediliyor. Resmi TKP'nin kuruluşundan 8 gün sonra 26 Ekim'de Garp Cephesi Kumandanlığı'na şifreli bir telgraf geldi. Sevgili yoldaş hitabıyla başlayan telgrafın altında iki imza vardı. Türkiye Komünist Partisi Katibi Umumisi Hakkı Behiç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Paşa ve Resmi Komünist Partisi Genel Sekreteri Hakkı Behiç Bey, sol kavramlarla partinin amaçlarını anlattıktan sonra şu yasağı tebliğ ettiler. Parti resmen teşekkül etmiş olup, vaktiyle teşekkül etmiş olan gizli Yeşil Ordu Teşkilatı da bu partiye dönüştüğüne göre, artık Bolşevizm, komünizm fikirleri ve esasları üzerinde hiçbir cemiyet veya heyetin fotoğraflı belgesi ve yetki kağıdı olmaksızın faaliyette bulunmasına da izin verilmeyecektir. Komünizm mi dediniz? İşte partinizi kurduk. Bundan sonra partiye üye olduğuna dair fotoğraflı belge göstermeyen hiç kimse komünizm propagandası yapamaz, faaliyette bulunamaz. Mustafa Kemal bu şekilde Yeşil Ordu'yu ve Moskova'ya bağlı komünist grupları resmi Türkiye Komünist Partisi'ne çekerek kontrol altına aldı. Buna uymayan Sovyet ajanı Şerif Manatov'u diplomatik olarak istenmeyen adam ilan ederek Moskova'ya gönderdi. Milliyetçi ulemaya fetva yayınlattırarak komünizmin İslam'a aykırı olduğunu ilan ettirdi. Mustafa Kemal sonraki günlerde Arif Oruç, Doktor Nazım Bey, Şeyh Servet Efendi gibi resmi partiye katılmayı reddeden komünist milletvekillerini de İstiklal Mahkemesi'ne verdi. Özellikle Sakarya Zaferi'nden sonra komünistler zaman zaman tutuklandı. Komünist hareketler bu şekilde ince taktiklerle etkisiz hale getirilirken Kazım Karabekir Paşa'nın Kars, Ardahan ve Sarıkamış'ı kurtaran Doğu Harekatı devam ediyordu.
Rusya'dan ilk kafile yardım gelmişti. Mustafa Kemal kurdurduğu resmi komünist partisini Ruslara güven vermek için 3. Enternasyonel'e üye yaptırmak istedi. Bunun için Tevfik Rüştü Bey'le bir heyeti Moskova'ya gönderdi. Fakat Milli Hareket'in komünist olmadığını bilen Bolşevikler bunu kabul etmediler. Resmi komünist parti 3. Enternasyonel'e üye olarak kabul edilmedi. Sovyet temsilcisi Upmal Angarski'nin 4 Ekim'de Ankara'ya geldiğini, o günün şartlarında büyük bir merasimle karşılandığını görmüştük. 9 Kasım'da Sovyet elçiliği tantanalı bir törenle açıldı. Mustafa Kemal Paşa, Upmal Angarski ile iyi ilişkiler kurmayı, uzun görüşmeler yapmayı ihmal etmedi. Sünusi tarikatının lideri Şeyh Ahmet Es-Sünusi Ankara'ya geldiğinde ona da büyük ilgi gösteren, onuruna mecliste ziyafet veren, şeyhle İslami konuşmalar yapan Mustafa Kemal Paşa, Upmal Angarski ile de solcu konuşmalar yapıyordu. Amaç belliydi. İslam dünyasının ve Bolşevik Rusya'nın desteğini almak. Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı boyunca İslam ve Bolşevizm faktörlerini dikkatle kullandı. Hangisine hitap ediyorsa onun kavramlarıyla konuştu. 26 Nisan 1920'de Lenin'e yazdığı mektuptan başlayarak Sovyet Dışişleri Komiseri Çiçerin'e, Milliyetler Komiseri Stalin'e yazdığı diplomatik mektuplarda onlara yoldaş diye hitap etti. Emperyalizm ve kapitalizmle mücadele vurgusu yaptı. Tabii siyasi destek, silah ve malzeme yardımı talebinde de bulundu. Kafkasya sorunlarında Moskova ile çatışmamaya özel önem verdi. Mustafa Kemal kendi kontrolü altındaki Hakimiyeti Milliye gazetesinde özellikle kritik 1920 yılında Bolşevizmi öven, emperyalizm ve kapitalizmle mücadele vurgusu yapan başyazılar yayınlattırdı. Bir kısmını bizzat kaleme aldı. Hakimiyeti Milliye 5 Ekim 1920 günü manşetinde Türk-Bolşevik ittifakını övüyor, şunları yazıyordu. Türklerle Bolşevikler yahut Türk milletiyle Rus milleti aynı şarkın, doğunun milletleridir. Birinin başındaki dert, diğerinin başında da vardır. Bu dertler istibdat, bürokrasi ve emperyalizm olarak sayılıyordu. Hakimiyeti Milliye gazetesinde aynı gün Ankara'da Sovyet sefaretinin açıldığı da haber veriliyor. Bolşevik temsilci Upmal Angarski ile mülakat yayınlanıyordu. 9 Ekim 1920 tarihli Hakimiyeti Milliye'nin başyazısında ise şu satırlar yer alıyordu. Hakimiyeti Milliye, tanzimatçı ruhlu taklit bir komünizmim değil, Türk ve Anadolu'nun içtimai bünyesinin istediği, hakiki ve feyizli bir komünizmin müdafiliğini yapmayı, Türkiye'yi hakikaten selamete çıkarmak işinin esası ve temeli addeder. Hakimiyeti Milliye'nin 16 Ekim'deki başyazısı Rus Bolşevizmi ve Türk Komünizmi başlığını taşıyordu. Başyazı Bolşevizmin proletarya ihtilali metoduna karşı çıkıyor, Türkiye'de böyle bir şeyi beklemenin taklitçilik olacağını belirterek reddediyordu. Bolşevik inkılabının bir rehber olduğunu söyleyen makale şöyle devam ediyordu. Bu rehberden istifade etmeyi, onun gösterdiği yollardan gitmeyi ne kadar candan arzu edersek, onun usullerini şekil itibariyle aynen taklit etmekten o derece sakınırız. Her şeyde körü körüne taklitçilik fenadır. Bilhassa inkılapçılıkta. Ankara'ya gelen ilk Sovyet temsilcisi Upmal Angarski ile Mustafa Kemal Paşa ilk defa 8 Kasım'da görüştü. Fakat bu görüşmenin içeriği bilinmiyor. 1 Ocak 1921'deki ikinci görüşmelerinde Mustafa Kemal'in söyledikleri son derece dikkat çekicidir. Halide Edip yakından tanıdığı Upmal'ı şöyle anlatır. İlk resmi temsilci Upmal yoldaştı. İlk gelen komünistler gibi o da sade ve temiz bir adamdı. Fakat aptaldı. Angarski sürekli propaganda ve örgütlenme çalışmaları yapıyordu. Mustafa Kemal hem Moskova ile dostluğu geliştirmek hem Angarski'nin örgütlenme faaliyetlerine engel olmak gibi ince bir çizgide siyaset yaptı. Mehmet Perinçek'in Rus arşivinde bularak yayınladığı belgelere göre ikili görüşmelerde Mustafa Kemal Paşa Sovyet elçiliğinin ideoloji ve örgütlenme faaliyetlerine karşı çıkarak Angarski'yi şu sözlerle uyardı. Eğer bize dost olan elçilik iktidarımızın altını oyarsa biz buna tahammül edemeyiz.
ve dostluk nefrete dönüşür. Bizim münasebetlerimiz iki ülkenin elçilerinin münasebetleridir. İki devrimci komitenin değil. Upmal Angarski sürekli ve ısrarlı olarak Ankara hükümetinin amacının komünizm olduğunu açıklamasını ve komünist örgütlenmeleri serbest bırakmasını istediğinde Mustafa Kemal şu cevabı veriyordu. Şahsen ben ve yoldaşlarımdan birçoğu komünizm taraftarıyız. Ama hal ve şartlar bizim bu konuda susmamızı gerektiriyor. Eğer ben yarın komünist olduğumu açıklarsam benim tesirimden eser kalmaz. Mustafa Kemal komünizme karşı neden tedbirler alındığını Angarski'ye anlatırken şöyle diyordu. Anlamak gerekir ki Türkiye'de komünizm bile bizim işimizdir. Paşa kurdurduğu resmi Komünist Partisi hakkında da Angarski'ye bilgi verdi. Mustafa Kemal'e göre Rusya, Anadolu'da milli hareketi desteklemeli, komünist örgütler kurmaya kalkmamalıydı. Gerekirse bunu Ankara hükümetinin kendisi yapardı. Milli mücadelede Bolşevik Rusya ile işbirliği yapılması olumlu sonuçlar verdi. Bolşeviklerin milli mücadeleye desteği konusunda çeşitli rakamlar zikredilmekle beraber Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Cebesoy'a göre Sovyetlerden 200 bin tüfek istendiği halde 18 Eylül 1920'den 14 Haziran 1922'ye kadar gelen tüfek sayısı 43 bindi. Rus kaynaklarına dayanan Şamsadinov'a göre bu sayı 33.275'ti. 50 civarında ağır top, 300 civarında makinalı tüfek, çeşitli cephane, sağlık malzemesi, 20 bin gaz maskesi de geldi. Tarihçi Ergün Aybars, Türk ordusunun ihtiyacına göre Rus silah ve cephane yardımının pek de yeterli olmadığını yazar. Zamanın Buhara Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Osman Kocaoğlu, sıkıntıda olan Rusların elinde altın bulunmadığını, Türkistan Türklerinde 100 milyon altın ruble, o zamanın parasıyla 59 milyon altın lira topladıklarını, Rusların bu paradan 48 milyon altın lirayı kendilerine ayırıp 11 milyon altın lirayı Türkiye'ye gönderdiklerini söylüyor. Fakat bunun belgesi yok. 1921 yılında Ankara hükümetinin milli savunma bütçesi ise 54 milyon 160 bin liraydı. Şunu da belirtmek gerekir. Rusya'da iç savaş nedeniyle vahim bir açlık vardı. Mustafa Kemal Paşa da imkanlar ölçüsünde Rusya'ya gıda yardımı yaptı. Mustafa Kemal Paşa bu Bolşevizm siyaseti izlerken İslam siyasetini de hiç ihmal etmedi. İstanbul fetvasına karşı Anadolu müftülerinin milli mücadeleyi savunan fetvalarını daha önce anlatmıştık. Mustafa Kemal Paşa konuşmalarında hilafeti kurtarma vurgusu yaptı. Özellikle Hint, yani bugünkü Pakistan ve Hindistan Müslümanları İngiltere'ye karşı yaygın sivil itaatsizlik eylemleriyle milli mücadeleyi desteklediler. İngiltere üzerinde ağır bir baskı kurdular. Bunun İngiltere'de nasıl duraksamalar yarattığına da değineceğiz. Fakat şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın İslam siyasetinde önemli bir unsur olan Sünusi ya da Senusi tarikatının lideri Libyalı mücahit Şeyh Ahmet Şerif Es-Sünusi ile ilişkilerine bakalım.
1911 yılında İtalya'nın Libya'yı işgaline karşı Osmanlı bayrağı altında savaşan ünlü Sünusi tarikatı İslam dünyasında önemli bir itibara sahip. Mustafa Kemal Sünusileri Libya direnişinden tanıyordu. Paşa'nın Ankara'da Libyalıların yerel kıyafetiyle çektirdiği bir fotoğrafı da var. Tarikatın liderlerinden Şeyh Ahmet Şerif Es-Sünusi 1920 yılında Bursa'daydı. Vahdettin tahta geçtiğinde yeni padişaha kılıç kuşatması için teşkilat-ı mahsusa tarafından denizaltıyla İstanbul'a getirilmiş, ülkesine dönmeden Mondros Mütarekesi imzalanınca da İngilizlerin eline geçmemesi için Bursa'da kendisine ikametgah tahsis edilmişti. Şeyh Bursa'da bulunduğu sırada Ege'de Yunan işgaline karşı düzenlenen toplantı ve protesto mitinglerine katılmıştı. İkametinin 5. ayında Bursa'daki 56. Tümen Kumandanı'na başvurarak Milli Hareket'in kendisine vereceği her hizmeti kabule hazır olduğunu bildirdi. Mustafa Kemal'in daveti üzerine 15 Kasım 1920'de Ankara'ya geldi. 25 Kasım'da Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa, Şeyh onuruna mecliste büyük bir ziyafet verdi. Hakimiyeti Milliye gazetesi Sünusilerin İslamlığa büyük hizmetleri manşetiyle çıktı. Şeyh Sünusi meclisteki davette Arapça bir konuşma yaptı. İslamiyetin yok olmasının muhakkak görüleceği bir halin meydana çıkması üzerine Müslümanların ümitleri kesildiği bir sırada Mustafa Kemal Paşa Hazretleri arkadaşlarıyla beraber din uğruna savaşmaya başladılar. Siz de beraber cihat ettiniz. Bu hizmet bütün İslam aleminin devamına, İslam aleminin kurtuluşuna ait mukaddes bir vazifedir. Sünusi sözlerinin devamında daima ve her surette hizmete hazırım dedi. Mustafa Kemal Paşa cevabi konuşmasında Sünusilerin 1911'de Libya'da İtalyanlara karşı direnişini anlattı, onları vatansever bir İslam kitlesi olarak niteledi, övgüyle bahsetti. Şeyh hakkında şunları söyledi. Bu gece huzurlarıyla müşerref olduğumuz zat, İslam aleminde büyük bir esasa dayanan mukaddes bir teşkilatın başında bulunan yüce bir zattır. Benim ve arkadaşlarımızın gözlerimizle gördüğümüz gibi Sünusiler Afrika'da insaniyet, medeniyet ve hayatta inzibat hususunda öncü olmuşlardır. Ahmet Sünusi'yi kutsi bir sima olarak niteleyen Mustafa Kemal Paşa konuşmasını şöyle tamamladı. Bundan sonra kendilerinin İslam alemine yapacakları hizmetler şimdiye kadar olan hizmetlerini taçlandıracaktır. Ve bu sayede bütün İslam cihanının dayanak merkezi olan Türkiye Devleti'nin de sağlamlaştırılmasına hizmet etmiş olacaklardır. Seyyid Ahmet Şerif Sünusi Hazretlerinin gelecekteki hizmetlerine şimdiden gerek şahsım ve gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi namına teşekkür arz eylerim. Şeyh Ahmet Sünusi Mustafa Kemal Paşa'nın ricasıyla padişaha karşı milli mücadeleyi manen güçlendirmek ve özellikle Güneydoğu'da milli mücadeleye katılımı daha aktif hale getirmek için çalıştı. Arap dünyasında öncelikle de Irak ve Suriye'de hilafet propagandasıyla milli mücadele lehine İngiltere ve Fransa aleyhine hareketleri teşvik etti. Milli hareket kökleşmiş, Bolşevik Rusya'nın siyasi olduğu kadar silah ve mühimmat yardımını da almış bulunuyordu. 1921 yılında ilk iş, Kuvvetler Birliği esasına dayalı 1921 Anayasası'nı yapmak olacaktı. Böylece Mustafa Kemal'in liderliği anayasal olarak da güçlenecek, kurulacak olan yeni devletin anayasal temelleri atılacaktı. Yeni Türkiye'nin doğu sınırları Kazım Karabekir'in Şark harekatıyla kesinleşmişti. Buradaki milli kuvvetlerin bir kısmını Batı cephesine göndermek artık mümkün olacaktı. Sevr anlaşmasını Türklere kabul ettirmenin daha da zorlaştığını gören İngiltere Başbakanı Lloyd George da İzmir ve çevresini işgal etmiş olan Yunanistan'ı harekete geçirecekti. Yunan ordusu Bursa, Balıkesir, Manisa ve Uşak'ı işgal ettikten sonra Ocak 1921'de Bursa'dan Eskişehir'e, Uşak'tan Afyon yönüne saldırıya geçecekti. Bütün bunları ve Batı Anadolu'da verilen mücadeleyi gelecek bölümde anlatacağız.